Kim ki benim mezarımda tahribat yapmaya kalkarsa, Allah benden 10 kat daha acımasız bir düşman musallat etsin. Yüzü gülmesin, yurttan şer eksik olmasın. Uyarıya rağmen mezarı açtılar. Ve 2 gün sonra Almanya Sovyetleri istila etti. Kimilerine göre İslam'ın Orta Asya'daki bayrağı, kimilerine göre kan döken bir yağmacı ve din düşmanı. Kim ne derse desin, şu bir gerçek ki Timur Lenk dünya tarihini değiştirmiş savaşçı bir liderdi. 1336 yılında Türk-Moğol aşiretlerinden Barlasların önderi Turugay'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Moğollarla Türkmenler arasındaki çatışmadan güçlü bir bey ortaya çıktı. 1370'te en büyük rakibi Emir Hüseyin'i yenerek Maverun Nehir'in tek hakimi oldu. Cengiz Han soyundan gelen Kazan Sultan'ın kızı ile evlenerek Cengiz nesliyle akrabalık kurmuş. Böylelikle bu coğrafyada yaşayan halklar arasında etkisini güçlendirmişti. 100 bin kişilik ordusuyla Harezm, Horasan ve Azerbaycan üzerinde seferler yaptı. Bağdat, Halep ve Şam'ı ele geçirdi. Gürcistan üzerinden Kafkas dağlarının kuzeyindeki Bozkırlara ulaşıp Altın Ordu devletini yıktı. En uzun ve kanlı seferini ise Anadolu işlerinde yaptı. Çubuk Ovası'nda Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt'ı mağlup ederek esir aldığı Ankara Savaşı ile Osmanlı Devleti 11 yıllık fetret devrine girerken Anadolu'daki siyasi düzen tamamen değişmişti. 1405 yılında Çin seferine çıktığı sırada hastalanarak öldü. Öldükten sonra Semerkant'ta genç yaşta vefat eden torunu Muhammed Sultan'ın yattığı türbeye defnedildi. Timur öldü ama onun hakkında anlatılan olaylar ve efsaneler giderek çoğaldı. Bunlardan en sansasyoneli olan kuşkusuz Şam'ı ele geçirmesi ve sonradan yaşananlar. Ordu Şam'ı ele geçirdikten sonra galip ve mağrur komutan Timur Emeviye Camii'ye gelir ve olaylar orada vuku bulur. Bütün Şam halkını oraya topladıktan sonra Şam'da yaşayan Yezid'in yolunda gidenlere seslenir. Hazreti Peygamber'in mübarek soyundan gelen İmam Hüseyin'i Kerbela'da şehit edip mübarek başını şehir şehir dolaştıran, evladını susuzluktan helak eden, soyundan gelenleri orada burada teşhir edenleri takip edenler sizsiniz demek. Hırsını alamaz, Yezid'in kabrinin de açılmasını emreder. Sultanım, Yezid ne de olsa sahabedendir, affet diyenleri de Yezid'in kemikleriyle birlikte ateşe attırır. Hala tatmin olmamış olacak ki bütün ordusunu çağırıp Yezid'in mezarına işemelerini emreder. Dahası askerlerin dışkılarıyla da mezarın çukurunu doldurur. Bir mezara yapılabileceği her şeyi yapmanın verdiği huzurla sarayına dönmüş olsa gerek. Kaderin cilvesine bakın ki 500 sene sonra bu sefer mezarı açılan Timur oldu. Sovyet bilim adamları 1941 yılında Timur'un mezarını açıp naaşını incelemek istedi. Bölgede yaşayan Özbekler ise duruma sert tepki gösterdi. Hayır, tahmin ettiğiniz gibi atalarına yapılan saygısızlık olarak gördükleri için değil, Timur'un savaşçı ruhunun yeniden yeryüzüne döneceğinden, savaş çıkıp kan döküleceğinden korktukları için bu duruma karşı çıktı Özbekler. Ama nihayetinde sözlerini dinlemediler. Sovyet bilim adamları 19 Haziran 1941 tarihinde Timur'un naaşını mezarından çıkarıp Moskova'ya götürdü. Timur'un mezarında bunları yazıyordu. Mezarımı her kim açarsa benden daha dişli bir düşmanla savaşacaktır. İster lanete inanın, ister tesadüf deyin ama mezar açıldıktan tam 3 gün sonra 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanyası Sovyet Rusya'ya ani bir saldırı gerçekleştirip savaşı ilan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın en geniş harekat alanına sahip ve eşi görülmemiş vahşetin ve yıkımın yaşandığı 20 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği Alman-Rus Savaşı, dünya tarihinin en kanlı muharebesi olarak tarihe geçiyor. Bu arada Moskova'ya götürülen iskelet halindeki naaş fotoğraflarının filme alınıyor
üzerinde incelemeler yapılıyor ve Kasım 1942'de mezarına geri getirilip İslami usullere göre tekrardan defnediliyor. Araştırmadan ortaya çıkan gerçekler ise tarihi kaynakları doğruluyor. Gerçekten de Timur aksaktı. Kalça kemiğindeki bir incinmeden dolayı topallıyordu. 1.73 boyunda olduğundan da Rusların yaptığı incelemelerde ulaşılan başka bir bulgu. Ayrıca araştırmalar sırasında Timur'un kafasının da kalıbı çıkartıldı. Böylelikle yüz tipini çok net biçimde öğrenmiş olduk. Timur'un naaşı defnedildikten 3 gün sonra savaş bitmiştir.